Bu video başlamadan önce Adventure Time'ın asıl hikayesi bölüm 1'i izlemelisin. Çünkü bu videoda anlatacaklarım bu çizgi filmin ikinci bölümü olduğu için konudan kopabilirsin. Bu yüzden hemen birinci bölümü izleyip buraya gel. Bizler seni bekliyor olacağız. Özellikle 2013 yıllarında çizgi filmlerin en önemlilerinden biri olan ve Z kuşağının izlediği Adventure Time bizler için büyük bir öneme sahipti. Bu çizgi filmde bizler Finn ve Jake'in maceralarını izlerdik. Her ne kadar büyüleyici bir çizgi film olsa da bu zamana kadar bir şeyi gözden kaçırdık. Bu çizgi filmin asıl hikayesini. Çünkü bu çizgi filmde büyük bir hikaye yatıyor. Ama bizler bunu fark edemedik. Adventure Time'da asıl kahraman Finn ve Jake gibi dursa da aslında asıl kahraman Buz Kralı ve Vampir Kraliçe Marceline. Evet, yanlış duymadınız. Bu zamana kadar hep göz ardı edilen ve bizlerin göremediği asıl kahramanlar onlar. Bu videoda Adventure Time'ın asıl hikayesinin devamını getireceğiz. Bu çizgi film nasıl bitti? Adventure Time hikayesindeki son savaşta ne oldu? Prenses Chiclet ile Marceline'in sevgili olduğu, Finn insanların bulunduğu adaya gittiğinde annesini bulup sonrasında neler olduğu ve son olarak o krallığına ve şeker vatandaşlarının nasıl yok olduğunu anlatacağız. Eğer Adventure Time'ın asıl hikayesini dinlemek istiyorsan doğru yere geldin. Ben Masalcı Dede. Bu videoda sizlere Adventure Time'ın asıl hikayesini anlatacağım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce lütfen bu videoyu beğenir misin? Yoksa YouTube beni önermez ve kimse bu videoyu izleyemez. Hazırsanız başlayalım. Finn ve Jake Susan ile kavga ettikten sonra Susan bayılmadan önce son anda bir mesaj gönderir. Bu mesajın gittiği yer ise insanların bulunduğu ada olduğu aşikardır. Günler sonra adadan bir tür gelişmiş teknolojiye sahip insan gemisi gelir ve Finn'i aramaya başlar. Bu olay gerçekleşirken de Finn insanların bulunduğu adaya gitmeye karar verir. Susan, Finn, Jake ve Beemo bir gemiyle yola çıkar. Susan insanların bulunduğu 3 adet ada olduğu ve bunlarda kısım kısım yaşadıklarını söyler. Birinci ada tamamen terk edilmiş olarak bulunur. Nedeni ise bilinmez. Direkt ikinci adaya giderler ve burada insanların bir çeşit sanal dünyaya geçtiğini görürler. Burada serumlar ile hayatta kalanlar gerçek anlamda dünyadan bağlarını kesilmiş bir şekilde hayatlarını sürdürür. Burada aradıklarını bulamayan Finn diğer adaya doğru yolculuğa çıkar ve aradığını da bulur. Bir sürü insan geziyordur ve teknoloji çok gelişmiştir. Finn annesini aradığı esnada Susan Finn'e annesini gösterir. Finn'in annesi bir hemşiredir ama onunla konuşmaya çalıştığı esnada onu tanımamazlıktan gelir ve sanki robot gibi davranır. Finn başta aradığını bulamaz ama sonrasında gelişen olaylar ile annesi onun 13 yıl önce kaybolan bebeği olduğunu anlar. Ama annesinden etrafta onlarca vardır. Sanki klonlanmış gibidir. Annesi her şeyi açıklamak için laboratuvara gider. Susan, Finn'i aramak için gittikten sonra insanların bulunduğu adada bir salgın çıkar ve birinci ada dahil olmakla beraber insanların çoğu ölür. Son çare olarak da insanların bir bölümü kendini sanal dünyaya geçirir ve ölmüş olan bedenlerini terk eder. Annesi Finn'e nasıl kaybolduğunu da anlatır. Bir önceki bölümlerde babasının ne kadar hayırsız biri olduğundan bahsetmiştik. Evlenmeden önce de böyleymiş ama Finn doğduktan sonra ara vermiş. Finn doğduktan sonra evlerine babasının düşmanları baskın yapar. Babası Finn'i alıp denize doğru kaçmış ve bir kayaya atlamış. Aniden çıkan fırtına ile beraber onları da adadan uzaklaştırmış. Böylelikle neden Finn'in yetim olarak büyüdüğünü anlamış bulunuyoruz. Sonrası annesi Finn'in de kalması için yalvarır ama Finn burada kalmaz. Maceraya koşar. Bu hikayenin ilginç kısımlarına şimdi başlıyoruz. Buz Kralı'nın yani Simon'ın karısı kocasını kurtarabilmek için evrendeki en güçlü yaratığı çağırmaya çalışır. Yani Golbo. Bunun sonucunda ise kaosun efendisi Golb gelir. Her şey yok olma işine doğru giderken
dev yaratık Prenses Chiclet'e doğru saldırır ve bir hamle ile yere serer. Bunu gören Marcelin çıldırır ve yaratığı def eder. Prenses Chiclet'e baktığında kalkanı onu korumuştur ve Marcelin çok paniklediğini söyler. Bunun üzerine de ikisi öpüşür. Evet, sizler büyük ihtimalle bu kısmı hiç görmediniz ama ikisi bu bölümün sonunda öpüşüyor. Birbirlerini sevdiği düşüncesi aklımda zaten vardı. Yapılan konuşmalarda ve anılar da bunu gösteriyordu. Bu bölümle beraber düşüncelerim de doğrulanmış oldu. Sonrasında Gold bir hamle yaparak Finn, Buz Kralı ve Betty'yi yer. Karınlarında sindirilmeye başlayan kahramanlarımız, tacın gücü burada bir işe yaramadığı için Simon eski haline de döner. Gold, yarattığı yaratıklarla dünyayı mahvederken Beamon'un şarkısı üzerine yaratıklar çılgına döner. Buna sebep olan şey ise Gold, düzeni sevmemesi ve onu rahatsız etmesi. Müzik ise düzenli ve ahenk içerisinde bir yapısı olduğundan Gold ve yaratıkları zarar görür. Bu esnada taç sıfırlanır ve eski gücüne kavuşur. Şimdi, birinci bölümde Buz Kralı'nın tacının nasıl yapıldığını ve amacını sizlere aktardım. Buz elementi dünyaya düşecek olan meteoru durdurmak için bunu yapmıştı. Ama takamadığı için dünyaya çarpmıştı. Tacı takan kişi ise buz elementinin yardımcısı Gunter'dı. Bu kısımdan itibaren kafalar karışacak. Çünkü tacın yapılma amacı ve tacı takan kişinin dileği ne ise tacın da bu dileğe göre hükmettiğini öğrendik. Tacı eğer buz elementi taksaydı meteoru durdurmayı dileyecek ve onu yok edecekti. Ama tacı takan Gunter olduğu için taç onu deliğe döndürdü. Çünkü Gunter her zaman buz kralı gibi olmak istedi ve taçtan bunu diledi. Tacı takan herkes buz elementine dönüştü ve deliğe döndü. Çünkü taç aradan geçen zaman içerisinde hep Gunter'ın dileğini yerine getirdi. Betty tacın sıfırlandığını görünce bunu Golb'a karşı kullanmak ister. İlk önce Golb'un yok olmasını dilese de Golb taç için fazla güçlüdür. Bunun yerine nihai amacını diler. Yani Simon'ı güvende tutmak. Dileği kabul olur ve evrendeki en güçlü yaratığa yani Golb'a dönüşür. Çizgi filmdeki Golb aslında Betty olur ve o evreni terk eder. Çünkü Simon artık güvendedir. Bu olay yaşandıktan sonra savaş biter ve mutlu son olur. Demek isterdim ama olmuyor. İnsanların adasından insanlar geliyor ve Finn ile beraber yaşıyorlar ya da Finn'i alıp götürüyorlar. Ama sonrasında bir şeyler oluyor. Büyük ve devasa bir savaş. Ama bunun nasıl olduğuna dair bir bilgi yok. Bu savaşa şahitlik eden biri bizlere bunu söylüyor. O da Beamo. İki farklı karakter ekranda beliriyor. Devasa bir sakız muhafızı ile uğraşırlarken bir kol buluyorlar. Bu Finn'in koludur. Bunu bilse bilse o kralı bilir diyerek onun yanına gidiyorlar ve kolu gören Beamo arkadaşına ait olduğunu söyler ve bizlere hikayeyi anlatır. Ama sözlerinde 1000 yıl önce gerçekleşmiş bir savaş daha vardır ve ondan bahsetmez. Ama Golb ile olan savaşı söyler. Yani Golb savaşından sonra bir savaş daha yaşanmış ve bütün şeker krallığını yok etmiş. Bizlerin gördüğü devasa sakız muhafızı ise içlerinde şeker vatandaşların yaşadığı uyku kapsülleri bulunuyor. Tahmini olarak ise 1000 yaşında. Bunun neden böyle olduğuna dair bir bilgi yok. Sadece çok büyük bir savaşın tekrar yaşandığını biliyoruz. Böylelikle hikaye bitmiş oluyor. Açıkçası hikayenin bu kadar anlamlı ve derin olduğunu fark ettikten sonra ve özellikle de bitince neredeyse ağlayacaktım. Çünkü bu çizgi film tarihsel olarak 70 milyon yıl öncesine dayandı. Aşk için nelerin feda edilebileceğini gördük. Betty ve Simon'ın aşkını gördük. Birçoğumuz bunu fark edemedi ama muazzam bir çizgi film ile bizlere harika zamanlar yaşattılar. Keşke unutup tekrar izleyebilsem. Haydi benimle gel.